Noldoist TV kanalına yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlere çok sevdiğim, hatta belki böyle favori 50 veya 25 oyun listem gibi bir liste yapsam o listede kesinlikle yer alacak bir oyunu tanıtacağım. Oyunumuzun adı Jet Set Radio. Jet Set Radio aslında Dreamcast için 2000 yılında çıkmış, PC'ye de Steam'e de 2012 yılında gelmiş bir yapım. Zaten şu an oyunun giriş menüsünü izlediğiniz için oyunun ne hakkında olduğunu anladınız. Oyunun çok ilginç bir hikayesi var aslında, bir bahtsızlığı var. Shenmue gibi Jet Set Radio da bu bahtsızlıktan nasibini aldı. Çünkü Sega'nın yaptığı, geliştirdiği Dreamcast adlı konsol tam PlayStation 1 ve PlayStation 2 arasındaki bir seviyede bir konsol olduğundan Sega'yı, yani hem rakipleriyle çok yarışamadı hem de Sega'yı tam memnun edemedi. Yani Dreamcast için geliştirilen oyunlar da Shenmue dışında çoğu oyun böyle arada kaldı, hem görsel hem teknik açıdan. Ve Dreamcast aslında başarılı bir konsol olarak da gözükse de Sega bu konsol yarışında, yani Mega Drive ile başlayan işte Nintendo ile olan rekabet, Sony'nin ardından da Xbox'un girmesiyle iyice harmanlandı, iyice kızıştı ve Sega ne yazık ki bu yarışmadan Dreamcast'le birlikte ayrıldı. Jet Set Radio da 2000 yılında çıkışını yaptı. Tabi Dreamcast gelişimi ve üretimi bitince de Jet Set Radio'nun devamı olan Jet Set Radio Future'da 2002 yılı olması lazım. Asıl Xbox için çıkışını yaptı ve bu oyun ne Nintendo'ya ne Sony'ye, PlayStation'a gelmedi. Böyle Shenmue gibi yıllarca kuytu köşede kalan bir oyun oldu. Ve Sega yavaş yavaş işte 2012 yılında, aslında o yıllarda tabi Sega Sonic dışında bir oyunu PC'ye getirmiyordu. 2012 yılında Jet Set Radio PC'ye geldi ve ben Jet Set Radio'yu zaten biliyordum ama ilk defa o zaman oynama şansına erişebilmiştim ve ben Jet Set Radio'ya bayıldım. Bayılmamın sebebi aslında karakterleri, evreni ama özellikle Hideki Naganuma diye bir adam var. Bu adam bana göre bir dahiye, dahi yani dahiyane bir müzik zevki var bu adamın. Bu adam funk beat diyebileceğimiz türde, zaten şu anda dinliyorsunuz oyunun müziklerini. Oyunun bestekarı aslında, kompozörü. Bu adam aslında Japonya'ya uygun, oyun çünkü Tokyo'da geçiyor. Japonya'ya uygun bir beat, funk havası yakalayıp bunu çok güzel bir şekilde oyuna, bölümlere yedirebilmiş bir kişi. Ki zaten birçok işte böyle kaykay, paten oyununda da müziklerini yapmış. Sony'in Sonic Boom diye isim var ama tam emin değilim, Sonic Rush da olabilir. Nintendo DS için çıkan Sonic Rush olması lazım, aynen. Sonic Rush'ın da bestekarlığını yapmış. Aslında çok bu tür böyle hızlı oyunların ya da kaykay paten oyunları, bir de Japonya'dan çıkan bir yapımsa, genelde Hideki Naganuma'yı görüyorsunuz orada. Ben oyunu sizin için baştan oynayacağım. Çünkü oyunu size tanıtmak, ta en son 2012'de oynamışım ya. Allah, ne nostalji. Asya'da bir yerde Tokyo diye bir yer vardı ama herkes buraya Tokyo der. Tokyo'nun en tehlikeli şeyleri kaykaycıları, patencileri ve Jet Set Radio'ydu. Bir korsan radyo kanalı, Profesör K tarafından yönetilen. Bu sokak serserileri kendilerine Rudy diyorlarmış. Kendi grafitlerle şehri kaplıyorlarmış. Kendilerini bu şekilde ifade ediyorlarmış. Ancak Metropolitan Government örgütü 21. yüzyıl proje diye bir örgüt kurarak Tokyo'yu yeniden bu insanlardan arındırmak, çok daha ne diyelim, güvenli yapmaya çalışırken, bir de Captain Onigashima mıydı, tam adını unuttum, okumam lazım. Şu an bize Gam, ekibimizin Rudy'le, ya Rudy değil de aslında ekibimizin bir üyesi, bize oyunu oynatmayı gösterecek, nasıl oynayacağımızı. Kaptan neydi ya adı? Onimusha diye isim geliyor da, yani neyse, göreceğiz. Aslında o polis memuru, amir, başkomiser diyebiliriz. Kendileri her şekilde
bu tür olayları serserilik olarak gören ve gerektiğinde tabanca, tank, ordu dahi kullanabilen birisi. Ve aslında oyunun ana karakteri olan Beat. Onunla da biraz tanışmış olduk. Ve aslında oyunda 10 farklı oynanabilir karakter var. Ve her bir karakterin kendine has hızı, kendine has grafiti yapabilme yeteneği ve hareketleri var. Hareket tarzı bir yeteneği var. Aslında bu oyunun ana karakteri Beat ve Gum. Bir de Tab diye bir karakter var. Oyun aslında biraz şey de benzetebiliriz. Yani bir Tony Hawk's Pro Skater'a da benzetebiliriz. Ancak oyunun aslında bir hikayesi, bir gidişatı var. O yüzden Tony Hawk's Pro Skater American Wasteland'ı da Tony Hawk's American Wasteland olabilir oyunun adı. PlayStation 2'de oynamıştım ben onu. Ona daha benzetebiliriz. Çünkü oyunun dediğim gibi bir hikayesi var. Kaptan Onigusha mıydı neydi ya? Bak kafayı çok fena taktım ona. Oyunda bu şekilde grafitleri toplayıp karşımıza çıkan araçlara bazen büyük bir grafiti yapmamız gerekiyor. Onu da böyle belirli yerlere yapabiliyoruz sadece. Ve aynı zamanda oyun şu an bize anlatmadı ama amacımız hem Tokyo'nun Tokyo'nun en iyi, en azılı, en korkulan ya da paten ekibi olmak. Tabii çok çok hızlı şey yaptık bir de. Güzel, neyse hallettik. Gum bize katıldı. Ya burada aslında Beat bir nevi ekibi kuruyor gibi diyebiliriz. Hiç fena değil. Sanırım sana katılacağım. Ve şimdi Tab. Benimle başa çıkabilecek misin? Bakalım gücün yetecek mi? Yok, gördüğünde onu takip et analogla ve çizgiler çek. Tab de şey, ekibin hademesi gibi. Şimdi oraya büyük bir grafiti yapacağız. Dediğim gibi amacımız aslında Tokyo'nun en azılı paten ekibi olmak. Ama tabii ki bizim gibi daha bir sürü çete var. Ve onlarla daha yarışacağız. Yani işimiz aslında pek de kolay değil. Ve hallettik. Güzel. Katıldın mı? Yok. De bunu dene bakalım. Mesela şu an gördüğünüz aslında Shibuya'nın bir nevi yeniden tasarlanmış versiyonu diyebiliriz ama bir de benim Jet Set Radio'yu bu kadar sevmemin başka bir sebebi var. Bu da aslında bir anime manga serisiyle alakalı. Air Gear adında benim çok sevdiğim, yine böyle favori serilerinden birisi aslında Air Gear. Ben Air Gear'i çok sevdiğimden Air Gear gibi bir oyun arıyordum. Ve aslında Jet Set Radio'da bana o aradığım oyun açlığını bastıracak şeyi sunmuştu. Çünkü Air Gear'da Tokyo'da geçen Ikki adındaki bir çocuğun paten kralı olmaya çalıştığı bir oyun. Şey, anime, oyun diyorum. Allah, arabaya çarptık ya. Dur, bit. Allah, arabaya tutunamadık. Neyse, umarım. Abi yavaş. Abi. Bir kere o şeyi kaçırdım ya, imkanı. Tamam, şunları aldık. Aynen böyle inelim. Bahsettiğim gibi bu Air Gear aslında paten kaymak isteyen bir iki adındaki bir çocuğun hikayesini anlatıyor. Tabii işin içinde biraz shonenlik de var. Biraz doğaüstü şeyler de var. Neyse, hallettik, güzel. Tabii ben Air Gear'i sevdiğim için Jet Set Radio'yu da vuruldum. Böyle birbirlerini tamamladılar. Tab, ne istiyorsun daha ya? Burası oyunun tutorial kısmı işte, biraz başımıza gelecek olan şeyleri Tab gösteriyor. Hani şunu, en azından bunları yapmamız lazım oyunda bir noktaya gelebilmek için.
Şöyle hızlanalım. Tamam, güzel. Hop. Şöyle de geç. Çip. Hop. Oldu mu? Hah, katıldı. Güzel. Güzel, Tep de katıldı. Ekibimiz şu anlık tamamlandı. Hey, çok coolsun ya. Bak, dinle. Kurşunlar sen hızlandığın zaman sana değmez, tamam mı? Ve Jet Set Radio'nun DJ'i Profesör K. Hey out there, this is Tokyo's very own number one pirate power station, Jet Set Radio. Over the hood, through the streets. Ve şimdi Tokyo'nun çetelerini tanıtacak bize Profesör K. Akıcı, güzel, süpersonik sesler var. Ha, gerçi burada tanıtmadı. Ha, tanıtıyor, evet. Üç çete Tokyo'nun sokaklarında savaşıyor. Batı'da, Bentencho'da, gecenin şehrinde Noise Tank adında insan makineler var. Batı'da ise Koganecho'da, gün batımının şehrinde Poison Gem adındaki canavar ve Shibuya'dan da güneyden GG, aynen. Tamam. Şu an Shibuya'ya saldırı olmuş. Poison Gem mi yaptı? Onların yayıldığından bahsediliyor. Ya da onlar da Noise Tank'lerdi. Bütün bir şehri çökertmeye çalışıyorlar çünkü. Oradaki tüm... Onishima, aynen. Ve Onishima da bütün patencileri arıyor, onların peşinde. Çünkü işler karışacak diyor Profesör K'de. Ve Chapter 1. Müzikleri muazzam ya, bayılıyorum müziklerine. Şimdi oyun kontrolü bize bırakıyor. Buradan kendi grafitilerimizi istiyorsak yapabiliyoruz ki Steam'de bazı oyuncular Gabe Newell'ı falan yapmışlar böyle oturup uğraşıp. Ama oyunun kendi şeyleri de var. Ne derler? Grafitileri de var. Tamam, Small'da şey dursun. Beat This var. Minty Cool Flavor, Pull the Tap. Extra Large'da da Profesör K'yi böyle bir Samurai MC yapmışlar. Off the Edge. Bir de Don't Monkey Around diye var. Oyunda aslında daha bir sürü şey var. Graffiti var. Tabi bunları oyunda ilerledikçe, bazı toplanabilir şeyleri yaptıkça açabiliyoruz. Collectible'ları topladıkça. Tamam ya, değiştirmeyelim. Aynı kalsın. O zaman sokağa geçelim. Shibuya'da, aynen şu anki görünümü Shibuya GG. Ve kimle oynayacağız? Beat. Beat'in mesela kuvveti, tekniği ve grafitisi ortalama. Gum. Gum'un grafitisi daha yüksek. Yani taşıyabildiği grafiti ve yaptığı grafiti, yani daha kolay grafiti yapıyor. Ama power'ı da sanıyorsam can. O biraz daha az, daha kırılgan diyelim. Tab'in ise grafiti tekniği daha kötü ama işte normal tekniği ve kuvveti daha yüksek. Bu arada solumuzdaki köpeğin de adını şu an hatırlayamıyorum ama o da oynanabilir bir karakter. Ama ben Gum'la oynayacağım. Çünkü ya benim favorilerimden biri Gum. Aynı zamanda Jet Set Radio Feature'ın da ana karakteri Tab'le birlikte. Birisi mekanımıza girmiş. Kırmızı okları bul ve etrafı işaretle. Şimdi oyundaki amacımız 600 saniye içerisinde, aynen, puan. Bir de etrafta collectible'lar var. Mesela şurada bir collectible vardı. Onu almam lazım ama nasıl alacağım bilmiyorum. Burada araçlar da var. Bazen graffiti şeyleri analogla zor olabiliyor şuralar. O gerçi bütün graffiti kendini de harcamışız hemen. Aman. Dur. Abi nereye? Taksiye bindik gidiyoruz.
Şunu bir alalım. Aynen. Yeni bir grafiti bulduk. Şunu bir işaretleyelim. Tamam. Eyvah, polisler de geliyor. Aa bak, orada biri işaretliyor. Gider misin? Tabi onlar Poison Gem veya başka birileri var. Eyvah, Onishima'nın polisleri de geldi. Şuradan yukarı çıksam. Ama ilk önce grafiti toplamam lazım. Merhaba. Hop. Şuradan şuraya mı sıçrayacağız acaba? Eyvah, polisler geliyor. Polisten kaçın. Eyvah, kaç kaç kaç. Aa! Bırak lan peşimi. Yapıştı ya. Heh. Oraya tırmanamıyorlar. Güvendeyiz. Tamam. Güzel. Ama grafitim bitti. Allah! Ne yapıyorsunuz lan burada? Eyvah! Onimusha da geldi. Ha, bir de onu işaretleyebiliyoruz. İşin en güzel kısmı. Bunun ama ruhunun duymaması lazım. Dur dur, işaretleyeceğim onu. Aaa! Bayağı silah sıkıyor ya şeye. Abi, tek suçumuz grafiti yapmak, tabanca kullanmak ne? Ki bu daha hiçbir şey. Şeyle falan gelecekler daha. Bak, onu alamadım gene. Ya bayağı tankla falan gelecekler bana. Tankla, savaş helikopteriyle falan. Eyvah! Abi manyak! Manyak seni! Abi silah sıkıyor ya. Ya manyak dur! Kaç tane kaldı? 2 tane, tamam. Eyvah, kaç kaç kaç! Ya manyak! Gelme! Tamam. Oh. İyi. Turbo seviyesinde bitirdik. Yeniden yapabiliyorum veya garaja dönebiliyorum. I'm hijacking the airways and terrorizing you with tunes, cause we're gonna turn these dirty streets into one big dance party. Buraları büyük bir dans partisine çevirecekmiş. Low Shaker'lar Shibuya'ya saldırmış. Aşk onların kalbini kırmış, şimdi onlar da kafa kırmaya gelmişler. Kalp şeklinde bir grafiti gördüğün zaman Uki uki waku waku hisleriyle birileri ağlıyormuş. Peki GG'ler Shibuya Cho'yu bu aşk tuzağından kurtarabilecekler mi diye. Şimdi bir yeni grafitler açtık, onlara bakalım. Şimdi bir tane şunu açtık. Ryu 2 diye. Ama Beat the Clock daha güzel. This Away That Away diye bir şey açmışız. Bir de Psycho Colors diye. Bu da güzelmiş ha. Beğendim. Tamam, bunları yapalım. Şimdi istersek Benten Cho'ya, istersek Kogane Cho'ya veya Shibuya'ya gidebiliyoruz. Yani Love Shaker'a mı saldıralım?
Poison Jam'leri mi, Noise Tanks'leri mi? Ben size Bentancho'yu göstermek istiyorum. Çünkü Bentancho şehir olarak da çok güzel bir yerdi. Bu sefer beat olarak gidelim. Jet Set Radio'nun belki de kötü yanı şu. Oyunda ne yazık ki bir açık dünya yok. Hani böyle bir özgürlük sunan bir şey yok. Genelde bir görev yapıp gitmeniz gerekiyor. Ve ileride bizim GG ekibimiz de büyüyecek. Yani ekip bu şekilde kalmayacak. Ama tabii ki yeni katılmak isteyen karakterleri de almamız için onlara kendimizi, yani kendimizi kanıtlamamız gerekiyor. Bu arada Hideki Naganuma'nın çalıştığı bir indie proje de var. O, belki Steam'de görmüşsünüzdür onu da. Oyunun adı Hover. Onu da bir ara alıp size tanıtmayı düşünüyorum. Bu arada işin en güzel kısmı da Jet Set Radio şu an Steam'de sadece 2,5 lira. Ki şöyle bir deyim var. Tabii bunu ben uydurdum ama Steam'in indirimde olduğunu nereden anlayabiliriz? Bunu beni tanıyanlar çok iyi anlayacak. İsmet Jet Set Radio çok ucuz, gidin alın derse bilin ki Steam indirimi var. Çünkü ben her daim Jet Set Radio'yu özellikle çok ucuz olduğu için arkadaş çevreme her daim öneriyorum. Yani diyorum ki yani bu oyun 2,5 lira abi ve 2,5 liradan çok daha fazlasını hak ediyor ama oyun çok ucuz, hani bir alın bir deneyin. Yani seversiniz diye düşünüyorum ben. Sevmezseniz de canınız sağ olsun ama belki Sega bu oyuna olan ilgiyi görür ve Jet Set Radio Future'ı da PC'ye getirir. Bu arada Bentancho olarak geçen yer Tokyo'da Shinjuku olarak bilinen bir yer. Yakuza'nın da geçtiği bölge aslında. Yakuza size tanıttığım Yakuza oyununun da geçtiği sokak. Oo, ya polis bir git peşimden ya. Yok mu abi işin gücün? Oraya niye çıkamadıysam neyse şuradan gidelim. Şunu da hemen halledelim. Aha geldi yine manyak. Bu sefer çevik kuvvetle geldi hatta. Oyunun böyle bir cel shade tasarımı var. Hop, aa alamadım orada. Aa! Bu nasıl iş? Abi çevik kuvvet geldi ya. Bir de şeyleri var. Tear gas'le saldırıyorlar. Bazen yanlış komutu girince grafiti bozuluyor ve baştan yapmamız gerekiyor şeyi. O komboyu. Bir de ya bazen analoglar çok şey olduğu için, böyle hassas olduğu için yanlış komut girmeniz çok olası. Bu arada arkamda galiba polisler, beni görmediler ama. Yok ya, tamam hallettik. Ay halledemedik. Evet abi. Dur ya şunu bir grafitileyeceğim. Aynen. Hadi komiser görüşürüz. Komiserin ceketine yaptık. Bir tane kaldıysa o da tam sağımdaki ve daha 500 saniyem var. Etraftaki collectible'ları toplamak için bu vaktimi harcayabilirim. Çünkü son grafiti yaptığınız zaman bölüm bitiyor ve yani garaja dönüyoruz. Üstümüze dönüyoruz. O yüzden ya istiyorsanız geri kalan süreyi serbest dolaşmak, keşfetmek için kullanabilirsiniz. Aynen. Hop! Yeah boy! Oh! Tamam. Komiser nerede? Ha komiser orada salak. Komiser ne oldu lan? Bu sefer de nitro. Güzel. Isınıyorum ya oyna. Isınıyorum. Ne oldu? Profesör K ne oldu? Çok da hızlı konuşuyor. Çeviremiyorum da. Aha. Birisi garajımızı kurbağalarla doldurmuş. Bunu kim yaptı? Bentancho'dan Noise Tank'ler.
Onlar Frankenstein yemekleriyle ilgilenirmiş. Vallahi GG'ye saldırmışlar. Geçen hafta olan blackout, elektrik kesintisi bunun sayesinde olmuş deniyor. Abi gerçekten garajımızda kurbağalar var. Ulan noise tanks, şimdi yedim sizi ha. Vav wow, bu da güzelmiş, beğendim. Şimdi bu sefer biri geldi. Biri bana meydan okuyor hatta. Beni takip edebileceğine inanıyor musun? Tabii ki. Hatta güzel oldu, ekibe yeni bir karakter katılacak. Eğer yenersem tabii. Size bahsetmiştim zaten. Adı da Mew. Bunu yapabilir misin? Ne istiyorsun? Oo, bir de Kabukicho galiba burası. Evet. Oradan uçup trenin üstüne kondum. Yaparız herhalde ya. Hop. Düştüm ama oldu mu? Aynen oldu. Tamam, sıkıntı yok. Sıradaki gelsin. Sıradaki daha zor. Umarım siz de en az benim kadar müzikleri sevmişsinizdir. Çünkü ben bir ara Naganuma'nın bestelerine böyle sarmıştım ve aynı zamanda Spotify'da da var. Ha okey, zıplayıp oraya, oradan da oraya, tamam okey. Yaparız ya, yaparız. Hadi beat. Şöyle gidelim. Hop. Hop. Başka bir şey var mı? Mew. Sıradaki gelsin. İşler ciddiye binecekmiş. Hadi bakalım. Allah Allah. Peki. 100 saniyem var. Hop. Ah. Ulan. Ulan. Iskaladık ya. Az bir şeyle ıskaladım, dur. Tamam, yapacağım. Erken sıçradık galiba ya. Daha değil mi? Büyük ihtimal erken sıçradım. Abi bak. Yapamadık ya onu, şimdi zorlanacağız ya. Üf. Hop. Ha tamam. Oh. Tamam, sıkıntı yok. Ve Mew ekibe katıldı. Bak sen. Sanırım sana katılabileceğim. Şimdi bakalım. Şimdi Bentencho, Koganecho veya... Ya Kogane'yi göstermek istemiyorum çünkü haritaları böyle lağım, çiftlik falan oluyor ve ben hiç sevmiyorum. Bentencho ile Shibuya en güzelleri. Yine bir Shibuya'ya mı gitsek ya? Bu sefer Mew'la oynayalım. Mew de biraz Gum gibi. Sadece Mew'un tekniği daha yüksek. Ve yine Love Shackle'larla flört mü etmek istiyorsun? Kırmızı noktaları bul ve spellemeye başla. Shibuya'nın şeyinde başladık ya. Ha, Onishima geldi gene. Hemen geldiler ya. Şuraya... Ya Onishima... Ses etme! Şşş! Bir şey yok orada. Git lan buradan.
Hop. Tamam, burayı hallettik. Şurada da var. Oraya sıçrayamadım. Şimdi başka nerede var? Aşağıda lağımda var. Şurada var. Heh, geldi gene belalılar. Abi göz yaşartıcı gaz ne? Benim Allah aşkına suçum ne yani? Bir de arkamdalar ya. Şunu hemen bana karışmadan yapsam. Aa, şeyim bitti. Spreyim bitti. Ah, tabelaya çarptık. Hop, güzel. Hadi görüşürüz. Tamam, burayı da hallettik. Eyvah. Pardon. Gitsem. Tamam, güzel. Sıkıntı yok. Hayır. Öyle bir şey yapma. Şurayı da boyayalım. Birazcık da paten kayalım ya. Haritaları da unutmuşum ya oynamayı. 6 yıldır oynamıyormuşum bu oyunu. Gerçi benim başka bir Steam hesabım vardı bir ara. Onunla tek oynamışım ama gene bir 4 sene oynamamışım yani oyunu en az. 4-5 sene belki. Ne haber abi? Şimdi... Aynen, şurada var. Şuradan yukarı çıkabilirim. Şöyle zıplayarak... Buradan otobana çıktım değil mi? Şuradan şeye çıkmam lazım, minçe. Of, çok da vuruyorlar. Olmadı. Olmadı. Oh. Aa, şurayı da bitirmemişim ben gerçi, doğru. Şuradan bir heal alalım. Okey, hallettik. 11 tane de şeyim var. Tamam. Hadi Mew. Mew, hadi Mew. Mew. Yapacağım. Hiç hızım yok şu an. Tamam. Okey. Bir dakika, kaç tane kaldı? İyi, 5 tane var, tamam. Burayı halledersek aşağıdaki şeyi de alırız. Güzel, burayı hallettik de buraya yetmeyecek büyük ihtimalle. Aynen. Şurada bir tane şey vardı. Bir tane grafiti açtık. Şurada bir tane daha gördüm. Güzel. 81 de aldık. Tamam. Şöyle... Ops! Aman han. Aman ey. Tamam, dur. Okey, bunu da hallettik. Kaç tane kaldı? 4. 4. Gözümden kaçan... Nerede vardı ki ya? Bir tane otobanın orada var.
Ha bir tane şurada var. Abi göz yaşartıcı gaz atıyorlar ya. Ya birader dur bir dur. Yok mu Yakuza makuza onlarla uğraşın siz ya. Hayret bir şey. Hop. Okey. Hop. Aldım değil mi onu? Onu aldım. Yeah boy. Umarım Jet Set Radio ilginizi çekmiştir. Dediğim gibi oyunun Steam'deki fiyatı şu an 2,5 lira indirimde olduğu için yılbaşı indiriminden. Ama genelde Jet Set Radio'nun fiyatı hep 2,5 liraya düşüyor ve ben her seferinde çevremdekileri tembihliyorum Jet Set Radio'yu alın bir bakın diye. Umarım sizin de ilginizi çekmiştir. Benim bu oldukça sevdiğim ve tavsiye ettiğim bir oyun. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.